Ergerlioğlu. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim, söz verdiniz. Herkese tekrar merhaba. 17 Mart günü buradan bir direnişle ayrılmıştım. Çünkü çok haklıydım. Hukuksuz bir kararla, siyasi bir kararla karşı karşıyaydım. Halk için, demokrasi için burada direndim. Partim direndi, halk direndi ve sonunda halkın ve demokrasinin gücüyle buraya tekrar geldik. İkinci defa geldim. Allah'a şükürler olsun. Halkıma teşekkürler ediyorum. Keşke bu karar açıklandıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenseydi. Meclis Başkanlığı keşke milletvekili dokunulmazlığını esas alsaydı, 3 ay daha bekleseydi de Anayasa Mahkemesi'nin bu çok net, kesin kararını görseydi, ben de vekillikten Buyurunuz efendim, tamamlayalım efendim. Vekillikten haksız, hukuksuz bir şekilde atılmasaydım, demokrasinin ve halkın kalbi kırılmasaydı, halkın vicdanı sızlamasaydı, keşke Meclis Başkanlığı Anayasa Mahkemesi'ni bekleseydi. İlk defa oluyor diyemezlerdi. Çünkü Sayın Enis Berberoğlu örneği vardı. O örnek çok netti. Gergerlioğlu örneğinde de tekrar bir mahcubiyet yaşanmamalıydı ama bu yaşandı. Ben bugün halkımıza en başta teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu adil kararına çok teşekkür ediyorum. Çünkü önceki yargı kararlarının ne kadar hukuksuz ve siyasi olduğunu, buradaki siyasi faaliyetlerimizi cezalandırmaya yönelik bu cezanın ne kadar anayasaya, hukuka aykırı olduğunu tescilleyen oy birliğiyle 15'e 0 bir kararla ifade özgürlüğümüz ve siyaset yapma hakkımızın gasp edildiği Tamamlayınız efendim. Evet, bugün ben açıkçası direniş üzerine kurulan bu mecliste direnen bir vekil olarak tekrar geri döndüm. Allah'a hamdolsun diyorum. Adalet nöbetini boşuna tutmamıştım. Çok haklı olduğuma, halkın yanımda olduğuna sonuna kadar inanıyordum ve bu da gerçekleşti. Sonunda tekrar buraya geldik ve halkın kazandığını, demokrasinin kazandığını, anayasanın kazandığını gördük. Umarım ki bir daha bu ve benzeri hadiseler yaşanmaz. Milletvekili dokunulmazlığı, halkın iradesinin en üstün güç olduğu anlaşılır. Bugün halkın iradesinin tüm haksızlıklara karşı galip geldiği, halkın zaferinin tecelli ettiği gündür. Herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.